Yeni bir mecranın değerli izleyicileri, sevgili dinleyicileri, yeni bir mecranın bugünkü konuğu Dipnot yayın evinden Emir Ali Türkmen. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için özel olarak teşekkür ediyorum. Bu kadar zor bir memlekette zor bir iş yapıyorsunuz. Bizi de misafir ettiğiniz için Dipnot yayınları adına teşekkür ediyorum. O teşekkür aynı zamanda bizden, o onur bizim. Çünkü kıymetli işler yapıyorsunuz. O yüzden de sizinle görüşmemiş olsaydık eksik bir iş yapmış diye düşünecektik kendimizi. Emir Ali Bey, bize bir parça kendinizden söz eder misiniz? Bence kendimden çok kısa söz edeyim. 30 yıldır yaklaşık yayın sektöründe faaliyet yürütüyorum. Bunun 16-17 yılı Türkiye'de hani bir yayın evinde çalışarak geçti, iletişim yayınlarında. Son 15 yıldır da daha kolektif bir yayıncılık yapmaya çalıştığımız Dipnot'un genel yayın yönetmenliğini yapıyorum. Kelimeleri, paragrafları, formaları, kapakları ve kitabın içinde yazanları sevenler olarak bu mecrada yayıncılık yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bir de prensip olarak şunu savunuyoruz. Hepimiz en iyi yaptığımız işi yapalım. Bizim de tek bildiğimiz iş bu galiba. Başka bir iş bilmiyoruz. Türkiye'de yayıncılık var olduğu sürece biz de bildiğimiz işi yapmaya çalışıyoruz. Sorularımın çoğunu boşa düşürdüğünüzün farkındasınız. Ancak ben yine de ısrarla sormak istiyorum. Bize Dipnot'un serüveninden söz eder misiniz? 2000'li yıllarda Dipnot'u kurduk. Şöyle bir iddia lafı çok büyük bir laf ama şöyle bir heveskarlığımız vardı. Yayıncılık artık 70'lerin, 80'lerin trendinin dışında büyük sermayenin dahil olduğu, profesyonelleşmenin amatör ruhun önüne geçtiği, fikirlerden çok görselin ve bunu da estetik diye adlandırılan serbest piyasa ekolünün öne geçtiği bir zaman diliminde ya biz kolektif bir biçimde hepimizin iyi iş yaptığı işleri bir araya getirdiğimiz vakit daha iyi bir iş çıkacağını düşündüğümüz bir yaklaşım tarzıyla Dipnot'u kurduk. 4 arkadaş birlikte yapıyoruz, çalışıyoruz. Şöyle de bir iddiamız vardı. Bir Dipnot bütün süreçlere eleştirel bakan bir yayın evi olacak. Prensip olarak. 2 ana trendlerin dışında tırnak içinde kimi ana yaklaşımların marjinal dediği fikirleri, değerleri önemseyecek. Antimilitarist olacak. Toplumsal cinsiyet diye bir derdi olacak. Ötekilerin sesi olmanın öncelikli kaygısı olacak. Böyle derdi olan ve eleştirel sürece dahil olmak isteyen yazarların ve okurların buluştuğu bir yayın evi olma hevesi. Bir zaman geçti, bayağı da bir zaman geçti. Şimdi dönüp arkaya baktığımız vakit evet fena değil ya, bir kısım en azından düşündüğümüz şeylerin %30'unu 40'ını galiba yapabildik diye de kendi kendimize konuşuyoruz. Ama bu daha yolun başlangıcı. Daha iyi işler yapmak istiyoruz. Bu memlekette yayıncılık yapmak zor olduğu için de iyi işler yapmak da zor. Ama biz edebiyatı, fikirleri, düşünceyi, eleştiriyi seviyoruz. Ve o yolda yürümek istiyoruz. Kaliteli işler yaptığınız zaman bu defa kurumsal sürdürülebilirlik gibi bir sorun doğuyor. İşin mali kısmı da öyle pas geçilecek bir alan değil sanki. Dipnot bunun üstesinden nasıl geliyor? Vallahi bence biz bunu okurlarımıza borçluyuz diye düşünüyorum. O da şundan dolayı bir Dipnot prensip olarak biz çok küçük de olsa yazarlarımıza bir telif verme çabası içerisindeyiz. Çünkü şimdi yayıncılıkta şöyle iki damar oluşmuş durumda. Bir tekelleşmiş büyük yayın evleri var. Tırnak içinde yazar transferleri yapıyorlar. Gençliğimizde hatırlarsınız, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylıysanız bir başka takımdan futbolcu aldığınız vakit heyecanlanırdınız. Şimdi bizim yayıncılık dünyası tekelleşince bir kısım yayıncılar, büyük tekel dediğimiz yayıncılar bir başkasından böyle yazarlar transfer ediyorlar. Biz bunların karşısında küçük, etik değerleri olan, prensipleri olan,
yazar, yayın evimizden kitap çıkan yazarımızın da bizle mutlu olduğu ama okurlarımızın da mutlu olduğu bir ruh haliyle şimdiye kadar büyük bir iktisadi krizle karşılaşmadık. Bunu okurlara borçluyuz. Çünkü yaptığımız işlere okurlar ilgi gösteriyor. İzliyor, okuyor, alıyor. Biz de onlara yakışır iyi işler yapmaya çaba gösteriyoruz. Akademik birikimi aynı zamanda edebi olanla buluşturmak gibi bir kaygı da seziyorum çıkardığınız, yayınladığınız eserler dolayısıyla. Bu konudaki tavrınız nedir? Evet, şöyle zaten aslında önce dipnotu kurduğumuzda daha akademik yayıncılık yapıyorduk. Daha sosyal bilimler ağırlıklı yayıncılık yapıyorduk. Daha temel metinlere yönelen yayıncılık yapmaya çalışıyorduk. Ve Türkiye'nin problematikli alanları dediğimiz konuları konusunda işte diyelim ki mesela işte Kürt meselesinde, Ermeni meselesinde, kadın meselesinde, feminizm meselesinde, LGBT meselesinde ki metinleri önemsiyorduk. Çünkü bunların aynı zamanda eleştirel olması gerektiğini düşünüyorduk. Daha sonra edebiyat serüvenimiz başladı. Edebiyat serüvenimizin başlamasında şundan dolayı okurumuz ya niye edebiyat yapmıyorsunuz diyordu ve biz de ya henüz çok erken, henüz çok erken deyip biraz zaman kazanıyorduk. Daha sonra edebiyata da dahil olduk. Biz aslında burada şunu anlatmak isterim. Çok önemsediğimiz dipnotun aslında sosyal bilimler alanındaki eleştirel çizgisinin devamını sağlayan bir tür edebiyatta da o çizgimizi görünür bir şey yapmayı denedik. O da siyasi polisiye dediğimiz, dipnotun siyasi polisiye dediğimiz bir polisiye dizisi yapıyoruz. Aslında bu da bir tür memleket meseleleri üzerine kurulu. Çünkü siyasi polisiyeyi tercih etmemizin nedeni de şu. Yaptığımız, çıkardığımız kitaplara baktığınız vakit fark edersiniz. Arjantin'de kayıplar üzerine yazılmış, ödül almış polisiye roman. İspanya iç savaş üzerine yazılmış polisiye roman. Aslında Akdeniz'de bize benzeyen ne kadar çok başka ülkelerde aynı zamanda bizim de dert edindiğimiz birçok konuyu işleyen yazarların olduğunu fark edip onlarla bir tür Türkiye'deki okurları buluşturmak gibi bir çaba içerisine girdik ve bu anlamda da bu siyasi polisiye dizimizin henüz fark edilmediğini ama zamanla okur tarafından iyi ki yaptınız denilecek bir iş olduğunu düşünüyoruz. Yayın evlerinden birinin mottosu kültürel olan feci şekilde politiktir diye tercüme edebileceğimiz bir konu ve kültür sanat alanına dair yayıncılığın sizde de önemli bir yer kapladığı kanısındayım. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya biz o kadar iddialı bir yayın evi olmak istemeyiz. Hı hı. Biz şuna inanıyoruz. Eğer bir dünya değişecek ve hayallerimizin ve ütopyalarımızın gerçekleştiği bir dünya olacaksa bu dünyanın aktörleri isimsizler olacak. Onların yan yana gelmesiyle yeni bir dünya inşa edilecek. O anlamda biz bu alanda da isimsiz bir yayın evi olmayı tercih ederiz. Hı hı. Biz ünlü, büyük bir yayın evi değil. Küçük, mütevazi, yaptığı işten keyif alan, o yaptığı işi beğenen okurlarla bir ilişki kurmaktan, sohbet etmekten, onların eleştirilerini dinlemekten, onların ya şunlar da olsa ne güzel oldu dediği yeni kitapların arkasından maceralara düşer. Yayıncılığın daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 21. yüzyılın en önemli problematiklerinden bir tanesinin de şu olduğunu düşünüyoruz. Biz fikirler olmadan hayatın değişmeyeceğini düşünüyoruz ve fikirleri önemsiyoruz. Yeni çağ şöyle bir çağ. Bu sosyal medyada da çok görünen bir şey. Ne yazmıştan çok kim yazmış meselesinin yazılanın önüne geçtiğini düşünüyoruz. Hı hı. Oysa biz önemli olan ne yazdığı meselesi olduğunu, kimin yazdığı meselesi değil. Hı hı. Onun için sayfaların arasında, paragraflarda ve cümlelerin içerisinde ne yazmışa bakmak istiyoruz. Kimin yazmış olduğunun bizim için ikinci bir çizgide olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da kendimizi diğer yayın evlerinden kısmen ayırıyoruz. Popüler kültür bağlamında bakınca dipnotun tavrı ne? Ben Türkiye'de artık popüler kültür tartışmalarının kapandığı kanaatindeyim ve bu kapitalizmin dönem dönem tüketime dönük ürettiği
belli alanlar ve eksenler vardır. Bunu kültür alanında da çok iyi yapar. Popüler kültürde böyle tariflenirdi. Ben şimdi Türkiye'de artık popülerle popüler olmayanın birbirinden ayrılmanın zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle sağımızda hızın bu kadar güçlü olduğu, bir fikrin ya da bir bilginin, bir sözün bir saniye sonra çok hızlı bir biçimde her yere yayıldığı bir zaman diliminde bir telefonunuzu çıkarıyorsunuz, bir söz söylüyorsunuz. 5 dakika sonra bütün sosyal medyada bu. Bunun o popülerliği başka bir biçime soktuğu kanaatindeyim. Hı hı. Buna hani nasıl bir ad koyacağız bilmiyorum ama galiba zamanın ruhu, hı hı, öyle bir şey. Hı hı. Ama ben hala masanın başına oturup kitabı açıp altını çizen, sağına soluna not düşen, katıldığım, katılmadığım, ne güzel yazmış, ne güzel kalemi var, ya bir metin bu kadar mı edebi olur diye, ne de süslü değil ama sade ama ne kadar anlamlı bütünlüğü var diye birçok şey üst üste koyan metinler okumaya devam ediyorum. Ama böyle okurun çok azaldığını, okuduğu kitaptan bir sayfayı görür görmez telefonunu çıkarıp basıp onu sosyal medyaya atmanın o kitabı okuyup tadını almaktan daha kıymetli olduğu bir zaman dilimi maalesef. İlginç. Diğer taraftan bir de ticari bir ürün aslında kitap ve bunun da dolaşıma girmesi lazım. Bunun önünde en önemli engellerden biri de yayın tekeli, dağıtım tekeli. Dağıtım tekeliyle nasıl baş ediyorsunuz? Vallahi evet, yani zaten bir defa şöyle, Türkiye'de yayıncılık serüveninin konuşulmaya ihtiyacı var. Geldiğimiz yer, kimi arkadaşlarımız haklı olarak bu zorunluluk olarak tarif ediyorlar. Birçok alanda olduğu gibi en geç olanlardan bir tanesi ama güçlü olanlardan bir tanesi, kültürel alanda da yayın sektörü tekelleşmiş durumda. Artık Türkiye'de üretilen kitabın yeni yıldan sonraki verilen gazete ilanlarına baktığınız vakit %70'ini 5 tane yayın evinin üretip ve tüketme sunduğunu görüyorsunuz. Geriye kalan 300-500 yayın evi de geriye kalan 30'dan kendine pay ürettiğini çok belirgin görürüz. Bu gerçeğimiz, bu gerçeğimizin ikinci bir dilimi de kitabı çıkardıktan sonra okuruyla buluşturma macerasını dağıtım, kitap evleri, fuarlar ve benzeri okurla yayıncıyı, yazarı karşı karşıya getiren ya da buluşturan süreçlere baktığımız vakit bu uzun süre önce gazete dağıtımlarında bu tekelleşme olmuştu. Şimdi kitap dağıtımlarında da bu bir gerçek bir durum ama asıl tabii bunun alternatifi de hızlı bir biçimde doğuyor. Yani özellikle internet oluştuktan sonra artık önemli kitapların satış maceraları internet üzerinden olmaya başlamış durumda. Bir taraftan evet dağıtım tekelleşmiş durumda, zor. Bu kadar büyük bir pazara girmek imkansız. Kitap evi zincirleri olan, bu memlekette 200 tane kitap evi satış noktası olan büyük şirketler var. Sizin kitabının memleketin bu 200 kitap evine girmesi onun yöneticisinin iki dudağı arasında. Fikrinizi, kitabınızı beğenmiyorsa başka bir mamele yapıyor. Sizin kitabınızı kendisine yakın görüyorsa ve değerli görüyorsa başka bir mamele yapıyor. Bunlara baktığımız vakit zor. Ama öbür taraftan da şunu da biliyoruz. Çok yakında, şimdi başımıza gelmiş durumda, Selahattin Demirtaş'ın yeni kitabını yayınlıyoruz diye duyurduğumuz vakit Leyla'nı, kısmen daha önceki kitaplarının, Seher'in ve Devran'ın kimi satış noktalarından kaldırma girişimine baktığımız vakit 24 saat çalan iş yeri telefonlarımız, nasıl dayanışma gösteririz diye sürekli sosyal medyadan mesajlara baktığımız vakit hayatı yeniden üretmek isteyen, dayanışma gösteren, yaşasın dayanışma diye bağıran önemli toplulukların olduğunu da biliyoruz. Onun için hayat güzel, mücadele iyi, mücadeleye ve hayata, edebiyata dair söz söylemeye, üretmeye, fikrimizi söylemeye, akan suyun karşısında durarak ama suya yukarı yüzen balıkların olduğunu biliyoruz. Bu da hayatın güzel yanları.
Okurun kitap okuma alışkanlığını belirleyen neredeyse gazetelerin kitap ekleri olmaya başladı bir parça. Ondan önce Virgül diye bir dergi vardı, hatırlarsın. Severdim. Ve muhteşem arşivde, bir dergiydi. Hala arşivimde durur. Ya yani bu tür dergiler gitti. Kapanmak durumunda kaldı. O da işin acılı bir yanıdır, trajik bir yanıdır. Real politika insanlar arasında ayrımı daha çok öne çıkarıyorken, ayrıştırıyorken edebiyatın bunun tam tersini becerdiğini tanığız biz. Demirtaş'a tekrar dönmek istiyorum. İlk Seher'le başlayan öyküden itibaren beklenen şu değil midir? Yani normalde haksızlığa uğramış bir politik lider var ve ne yapıyor? Öykü yazıyor, roman yazıyor ve bunu paylaşıyor insanlarla. Medyadaki bu linç girişimini siz nasıl izah ediyorsunuz? Hangi sahiplerden besleniyor acaba bu yaklaşım? Maalesef Türkiye sözün gücüne inanıp ve güzel söz söyleyen, sözün hayatı değiştirmenin ana mottosu olduğunu düşünen Selahattin Demirtaş gibi arkadaşlar açısından hayat başka türlü akıyor. Bunu en iyi edebiyatçılar bilir. Sizin gibi gazeteciler, televizyonlar bilir. Hayatta en kıymet verdiğimiz şey söylediğimiz sözdür. Selahattin Demirtaş tabii bir siyasetçi olduğu kadar artık Türkiye'de bir edebiyatçı da bunu kabul etmek lazım. Üçüncü kitabını çıkarmış durumda. Son 10 yılın ya da 5 yılın en çok satan yazarları arasına dahil olmuş durumda. Aynı zamanda yazdıkları üzerine de en çok kültür ve edebiyat alanında konuşulan arkadaşlardan bir tanesi. Tabii ki bir Selahattin Demirtaş aynı zamanda bir siyasi lider. Fikirleri var. Fikirlerini savunuyor. Fikirlerini konuşuyor. Bu fikirleri karşısında fikir söyleme zorluğu çeken, beceremeyen karşıta aktörler de uzun süredir Selahattin Demirtaş gibi söz üzerinden fikir inşa eden kendi karşıtlarına tırnak içerisinde mikrofonları eline alıp bir tür kükreyerek bastıracaklarını düşünüyorlar. Oysa biliyoruz ki eğer su kendisine bir akak bulamazsa duvarı bile delip geçiyor. Selahattin Demirtaş da yani cezaevine atılmış bir siyasi lider ama yazdıkları, çizdikleri, konuştukları, söyledikleri, ürettiği edebiyatta hapishane duvarlarının dışına çıkıyor ve binlerce, yüz binlerce insanla buluşuyor. Onu seven de, eleştiren de, yaptığı edebiyatı beğenenden de, beğenmeyenlerin de konuştuğu bir atmosfere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ben doğrusu Leyla'nı böyle konuşmanın daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Selahattin Demirtaş, Leyla'nın edebiyatı ne kadar becermiş, ne kadar bizi temsil etmiş, mutlu etmiş, ne kadar yazdığı metinlerin bir toplumsal karşılığından çok edebi karşılığı var. Bunları konuşmak gerekir. Ama şunu bilelim ki Türkiye'yi yöneten siyasi elitler iki kelime söyleyip üçüncüyü söyleyecek bir toplumsal beceriden öte kültürel hafızaya da sahip değil. Prompter'dan da doğru dürüst okunamadığı zamanlara da tanığız galiba. Onu ya, prompter'a yazan arkadaşları cümleleri demek yeterince güçlü yazamamışlar, öyle bakalım. Peki son olarak bize Dipnot'un gelecek yayıncılıkla ilgili geleceğe dönük projeksiyonu konusunda neler söylersiniz? Önce şu bir defa Leyla'dan bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen. O da şu, Leyla'nın bu 22'sinde okuruyla buluşacak. Bu süreçte yani Selahattin Demirtaş'ın tiyatro ve kitaplar üzerinden oluşmuş olan eleştiri karşısında en azından Dipnot yayınları olarak bizi mutlu eden şöyle bir durum var. Birçok yayıncı arkadaşımız hiçbir ama fakata yer vermeden kayıtsız şartsız biz düşünce özgürlüğünü savunuyoruz. Leyla'nın ve Dipnot yayınlarının yanındayız tutumu takındılar. Bunu ben Türkiye yayıncılık tarihi açısından yeni bir sayfa olduğu kanaatindeyim. Bu yanıyla o arkadaşlarıma teşekkür ederim. O yayıncı dostlarımıza teşekkür ederim. Yayıncılık macerası Türkiye'de kabul edelim ki küçük eleştirel yayın evler açısından çok kolay değil. Yani kağıt fiyatlarının bu kadar pahalı olduğu, dağıtım sorunun has safhada olduğu, fuarların büyük tekel
yayın evlerinin kontrolüne geçtiği, küçük aynı zamanda farklı fikir yayıncılığı yapan yayıncılıkçı arkadaşlarımız ya da yayın evleri dostlarımız açısından hayat zor. Ama hep hayat zordu. Hayatı eleştirel durmak, eleştirmek, hayaller etmek, ütopyanın peşinden gitmek, başka bir dünyanın mümkün olduğunu ve bu dünyanın da bugününe benzemeyeceğini bildiğimiz yeni bir dünyayı hayal etmek ve bunun da yayıncılığını yapmak zor ama mümkün. Dipnot önümüz dönem için yayın programını bu eksen üzerine yürütmeye devam edecek. Dipnot'un okurlarını heyecanlandıracak yeni projelerimiz var mı? Biz yayıncılar şöyleyizdir. Kitapları hazırlayıp yayına matbaaya teslim edip ve matbaada kapağının basılmış halini görmeden şu işi yapıyoruz demeyiz. Tabii bizim de öyle sürpriz şeylerimiz var. Nasıl şimdi Leyla'nın büyük bir yankı yaptıysa zannediyorum önümüz 2-3 sayımızı tümüyle Leyla'nın dağıtımına, okuruna ulaştırmaya, okurla buluşmaya, onların eleştirini almaya ve onu yazarına ulaştırmaya çaba göstereceğiz. Ondan sonra biz edebiyatta da sosyal bilimlerde de aslında kısmen yayın programımızı sosyal medyamızdan duyurmuş durumdayız. Burada hepimizin önemseyeceği farklı farklı kitaplar mevcut. Ama kimi sürprizlerimiz de var. Ama bence en önemli sürpriz Leyla'nın içinde. Şimdiye kadar hiçbir yerde açıklamadık ve size söylüyorum. Bir kare kod var ve kare kodda bilinmeyen bir şey var. Kitap 22'sinde çıktığı vakit herkes telefonundan kitabın içindeki kare kodu okutacak ve neyle karşılaşacağını merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayağınıza sağlık, dilinize sağlık. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.